23 vatandaşın ölümüne neden olan Türkiye genelindeki eylemler sürüyor. Özellikle Diyarbakır, Batman, Siirt gibi illerin yanı sıra Şanlıurfa'da da son 2 gündür olaylar çıkmaya başladı. Yaşanan olaydan üzüntü duyan vatandaşlar bu eylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini söyleyerek Ruha TV'ye beklentilerini anlattı. Evet, gerçekten bu olayları biz kınıyoruz. Bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Bu güzel cennetim ülkede herkes dört dörtlük yaşıyor. Burada kimse demesin ki ben bir şey olamıyorum. Bu ülkede muhtar da oluyorsun, milletvekili de oluyorsun, belediye başkanı da oluyorsun ve cumhurbaşkanı da oluyorsun. Çünkü bu ülke demokratik bir ülkedir. Bu ülkede hepimiz yaşamaya elverişliyiz. Bu ülkeyi daha iyi bir şekilde koruyalım. Bu olayları yapan Kürt kardeşlerimize sesleniyorum. Onlar, ben de Kürdüm ama o Kürtlerden değiliz. Çünkü sebebine gelince bunların yaptığı bir katliamdır. Yeni bir olayların meydan vermesidir. Bu olaylara meydan vermeyelim. Bu ülkede hepimiz yaşıyoruz. Bu ülke hepimizindir. Hepimize de yeter. Burada Kobani'de olan olaylara da üzülüyoruz. Allah onlara da bir sabır versin. Allah onları da kolay kurtarsın. İnşallah önümüz açıktır, yolumuz açıktır. Olaylar hakkında biz sağlık, mutluluk, barış istiyoruz yani. Bu olayların olmamasını istiyoruz. Yani temennimiz budur yani inşallah. İyiye doğru. Olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi iyi değerlendirmiyorum yani. İstiyoruz ki böyle bir olay olmasın. Şey olmasın yani. Savaş olmasın. Herkes huzurlu bir şekilde yaşasın. Temennimiz odur yani. Vallahi ben bir an önce Kobani halkına destek, Kobani'ye destek ben diyorum. Sonuç itibariyle bizim sınır hattımız karıştığı zaman bizim ülkemizde en yakınımız da Şanlıurfa, Suruç ilçesi çok zor durumda kalıyor. Bütün insani yardım kuruluşlarından buradan teşekkür ediyorum. Ve belediye başkanımızdan, ilçe belediye başkanından çok onlara çok teşekkür ediyorum. Ciddi yardımlar gittiğini mesela ben yakından takip ediyorum. Ama bir an önce ben Allah'tan temennim bir an önce oraların düzelmesi, bütün ülkenin tamamı oranın yardımına ve o ateşe bir su dökmelerine Allah'tan niyaz ediyorum, temenni ediyorum. Sağduyuluk bir şey yok ki. Saldıranlar belli. Kimlerin ne yaptığı bellidir. Burada sağduyu adı altında Müslümanları bir yerlere eklemlemek, Müslümanların saldırıya maruz kalmasını görmemezlikten gelmeyse bu sağduyu yapmayacağız. Çünkü saldıranlar belli, taraf belli, kimler belli. Eğer sağduyu saldıranlara yapılacaksa eyvallah. Ama sağduyu mazlumlara yapılacaksa, saldırıya uğrayanlara yapılacaksa biz böyle bir sağduyu kabul etmiyoruz. Bazı insanların zihninde sağduyu saldırı demektir. Bu anlamda Müslümanları göz göre göre katlediyorlar. Müslümanları göz göre göre hedef olarak gösteriyorlar. Aylarca gazetelerinde, aylarca Twitter'lerinde, Facebook'larında, sanal alemde adres gösteriyorlar. Sonra da efendim neymiş sağduyulu olun, efendim neymiş provokasyonlara gelmeyin. Provokasyonlara gelmeyin diyenler aslında provokasyonun kendisini yapıyorlar, kendileridir bunlar. Bu anlamda kimse kimseyi de kandırmasın bu noktada. Kobani'de yaşanan olaylar bizce halkların iradesine bir saldırıdır. Oradaki direniş onurlu ve son derece haklı bir direniştir. Yalnız bizim tepki gösterdiğimiz Türkiye'nin yıllardır orada bir kaos ortamının yaratılmasına seyirci kalması, şu anda da halkların katledilmesine seyirci kalmasına ve IŞİD'e destek vermesine tepki gösteriyoruz. Bu anlamda Kobani direnişini selamlıyoruz. Çok üzücüdür. Bir de bazı devlet idaresi verdiği demeçlerde sürekli kutuplaşmaya meydan getiriyor. Bir de bütün insanlarımıza Suruç'ta, Kobani'de, Urfa'da hakaret edilmesine karşıyız. Biz barış istiyoruz.